Süper Lig'de Gençler Birliği kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Şimdi Galatasaray'da önemli eksikler var ki son hafta Elmander ve Engin Baytar, ki Engin Baytar maçın genelinde hani oynadığı bölüm içerisinde iyi oynayan oyunculardan bir tanesiydi. Elmander de Galatasaray'da özellikle hani kritik bir rol oynuyordu. Şöyle ki hani Fatih Terim'in 4-4-2'ye ya da şöyle söyleyeyim, aslında tam bir 4-4-2 söz konusu değildi bence. Çünkü yani Kazım'ın ya da hani Rihanna'nın ben bu tipte oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Tam anlamıyla 4-4-2 oynayacak kanat oyuncuları değil. O yüzden bu tarz tercihler, yani içinde Kazım'ın ve Rihanna'nın bulunduğu kanat kombinasyonları tam bir 4-4-2 yansıtmayacaktır bence Galatasaray'da. Ama en azından hücumda çoğalmak için hücumda santrafor sayısını arttırmak, yani hücum oyuncusu sayısını arttırmak ve Elmander'le Barış'ı birlikte kullanmak istedi Sivasspor karşısında Fatih Terim. Bunun da hem olumlu futbol, hem güzel futbol olarak yansıdığını hem de skor olarak yansıdığını gördük. Şimdi Elmander dediğim gibi kritik bir rol oynamıştı. Çünkü top rakipteyken orta sahaya daha yakın oynuyordu ve hani bir nevi hani hem orta saha hem hücuma dönük bir forvet orta saha oyuncusu gibi oynuyordu ve forveti ikiliyordu top Galatasaray'dayken de, böyle kritik bir rolü vardı. Şimdi geçen haftanın iki önemli ve iyi oyuncusunun, hani Engin'in ve Elmander'in cezalarının yanında bir de Ulufoğlu'nun bir sarı kart cezası durumu var. Şimdi Galatasaray'da Semih çok iyi mücadele ediyor ama hani Erman'ın golünde gördük ki, Sivasspor'lu Erman'ın golünde hani böyle hatalar da yapabilir. Çünkü genç oyuncuların böyle hataları mutlaka oluyor ki ilerleyen zamanlarda da olacaktır. Hani çok iyi ve formda bir Semih söz konusu ama onun bu tarz bir eksikliğinin uzun vadede çözülebileceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray savunmasında derleyen ve toparlayan adam olarak Ulufoğlu'nun varlığı önemli. Ama onun bu hafta oynamayacak olduğunu biliyoruz. Şimdi muhtemelen servet forma giyecek. Bu nasıl bir etki yapar? Bunu bu maçta göreceğiz. Ama Gençler Birliği'ne dönecek olursak, Gençler Birliği hakikaten çok iyi kendi sahasında. Hani bunu zaten iç sahada topladıkları puanlar, ki 16 puan 14'ünü iç sahada toplamış bir Gençler Birliği var. 11 gol atmışlar içeride. Sadece 4 gol yemişler. Yani her şeyiyle iç saha maçlarında yüksek konsantrasyon, ki önemli rakipler Beşiktaş'ı yendiler ve Fenerbahçe'yle de berabere kaldılar. Şimdi Galatasaray'a karşısına çıkıyorlar. Şimdi üst üste iki büyük kulüple oynamak hem dezavantajlıdır ama bir taraftan da motivasyonun yüksek tutulması açısından da önemlidir. Çünkü gözler üzerinizde. Fuat Çapa da zaten hani bundan çok yakınıyordu. Hani oynadıkları futbolun her hafta aşağı yukarı aynı tempoda olmuşsun ki, katılıyorum ben, deplasmanda ne kadar az puan alsa bile Gençler Birliği hakikaten çok iyi futbol oynadığı maçlar vardı. Gol pozisyonuna girmekte hiç zorlanmayan bir takım. Ve bunu yaparken de işte şöyle söyleyeyim. Hani Gençler Birliği eğer doğru yabancıları seçmiş olsaydı bence zaten şu anda bir başaltı takımlarından birisi olurdu. Ama şu, bu seviyede yabancı transferlerinde bence sorunlar var. Onun dışında dediğim gibi Fuat Çapa'nın takımı hakikaten iyi etkili futbol oynayan, iç sahanın da zaten lideri bir takım konumunda. Şimdi Galatasaray bu maçta bence zorlanacak. Ama yine de Galatasaray'ın taraf bahsinde oynayacaksanız hani Galatasaray'ın yine de kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi zorlanacaktır bu maçta. Ben Gençler Birliği'nin futbol iştahını düşündüğümde bu maçın üste taşınabileceği ve bunun oran olarak biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden üst tercihiyle beraber bir Galatasaray galibiyeti sizlere tavsiye edeceğim. Ama Galatasaray galibiyeti, ki Gençler Birliği'nin iç saha performansı hani bunun karşıtı gibi duruyor. Yani bunu bu iddia bahsinde biraz sizi şey yapabilir. O yüzden üste yönelebilirsiniz. Dediğim gibi Galatasaray galibiyeti taraf bahsinde tavsiyem olacak. Onun dışında da maçın golü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden üst tercihini de sizlere tavsiye ediyorum.